Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mahmut Tanal'da. Süremiz 3 dakika Sayın Tanal. Değerli Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İyi Parti'nin vermiş olduğu önergeyi destekliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın bu sorunlarının takipçisi olacağız, peşinde olacağız. Ve bu sorunların bir an önce mecliste çözülmesi için ne gerekiyorsa onu yapmaya çaba sarf ediyoruz ama maalesef oylarımız yetmiyor. AK Parti bu işe şimdiden herhalde olumsuz bakıyorlar. Onun için arkadaşlarımızın ön yargılı davranmak istemem ama umarım ve dilerim bu konuda mahcup olmak isterim. Şimdi değerli arkadaşlar, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına baktığımız zaman gerçekten sorunları ilk önce sorunu çözebilmek için önce sorunları bilmek lazım. Sorunlar nelerdir? Bu sorunları çözmemek insan haklarına bakış tarzıyla alakalı, insan haklarına karşı olmak demektir. Engellilerin insan haklarının ihlaline göz yummak demektir. Sorunların başında bir yoksulluk gelmekte, iki eğitim gelmekte, üç istihdam gelmekte, dört ulaşım gelmekte, beş fiziksel çevre, altı konut, yedi rehabilitasyon, sekiz sağlık, dokuz bilgi iletişim teknolojileri, on aile ve çevreni engelliye bakışı, 11 ayrımcılık maddesi. Şimdi bunların hepsine baktığımız zaman bunların başında ayrımcılık çok önemli. Bir çevrenin bakışı, iki mevzuatın yetersizliği, üç uygulamadan kalan kaynaklanan hususlar. Buna uygulamadan kaynaklanan hususlara baktığımız zaman çok önemli bir husus mesele çıkmıştı basına. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde çalışanların sorunlarını dinlerken asgari ücretle geçinemeyen vatandaş geçinemiyor Sayın Bakan diyor. Sayın Bakan'ın kendisine cevabı çok enteresan. Gözlerin görmediği halde sana biz iş veriyoruz diyor. Bu örnek gerçekten kınanabilecek bir örnek. Böyle uygulamada kaynaklanan bu örneklerden dolayı bakış açıları perişan ediyor vatandaşlarımızı. İki, Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili özellikle sıfatı da söylüyorum ki hemen sataşmadan dolayı söz isterler. Kanundan kaynaklanan diyoruz. Kabul etmiyorlar. Her şeyi AK Parti ile başlatıyorlar. Arkadaşlar siz yokken 1982 tarihli Kenan Evren Anayasası'nın 61. maddesinde engellilerin hakları ve onların toplumla bütünleşmesiyle ilgili madde var. Hatta anayasayı değiştirirken o 61. maddede sakatlar kelimesini siz değiştirmediniz. Sakatlar kelimesi 61. maddede halen duruyor. Engellerin onuruyla oynanan bir madde bu. Bu maddenin bir an önce, Sayın Başkanım, süren bitiriyorum, özür dilerim. Şimdi 61. maddesindeki devam edin. Maddesindeki sakat kavramının bir an önce engelli olarak değiştirilmesi lazım. Bir arkadaşımız da bir partinin genel başkanı söz aldı. Efendim bu engelli sakatlar, çürükler, özürler kavramı kendilerinin teklifi olduğu söylendi. Hakikat dışı 25 Temmuz 2013 tarihli 6462 sayılı kanunla tam 96 kanunda değişiklik yapıldı. Hiç alakası ilgisi yok. Yani burada kanundan kaynaklanan husus, Sayın Başkan, Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 12. protokolünü Türkiye Cumhuriyeti Devleti imzalamadı. Ne diyor? Ayrımcılığı yasaklıyor. Bu protokolü neden imzalamıyorsunuz? 2001 tarihinde o dönem ANAP, MHP, DSP döneminde bu imzalandı. AK Parti ayrımcılıktan nemalanıyor. Çünkü ayrımcılık biterse söyleyecek başka bir lafları var. Toplum kutuplaştırılıyor, ötekileştiriliyor, düşmanlaştırılıyor. 12. madde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 12. maddesi imzalanmadığı için onaylanmadı. Tamamlayın. Sözün kısası, AK Parti döneminde engelliler sayısı artmakta. Neden artmakta? Engelli olmak doğuştan olduğu gibi de sonradan da insanlar engelli olabilir. Bir, hayattaki pahalılık stres yaratıyor. Stres nedeniyle insanlar beyin kanaması geçiriyor, felç oluyor.
Ve bunlar neye dönüştürüyor? Engelliye dönüştürüyor. Yani AK Parti döneminde vatandaşların sorunlarının arasında bir tanesi de stresin, beyin kanamasının, pahalılığın yarattığı sonuçtan engelliler sayısı daha da artıyor. Engellilerle, engellilerin sorunlarını çözmenin başında AK Parti'nin bir an önce iktidardan göndermek lazım, yollamak lazım ki engellilerin sorunları çözülebilsin. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Önergeyi destekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu önergelerin ve bu kanunların da takipçisi olacağız. Hatta kanun teklifi getirdik mesela. Dedi ki bu %3 ve %4 oran %5 ve %7 çıksın. Kabul etmiyorsunuz. 2. Engellerin bacakları hacz ediliyor arkadaş. İcra İfaz Kanunu 82. Tamamlayalım. Kamu yararı, özür dilerim sataşmıyorum ben. Bakın engelli kardeşlerimizin o protez bacakları hacz ediliyor. İcra İfaz Kanunu 82. maddesi uyarınca dedik ki engellere tahsis edilen protez araç gereçlerin haciz kapsamın dışında olması lazım. Hacz edilmemesi lazım. Siz bunu da kabul etmiyorsunuz. Yazık, günah değil mi ya? Engellerin sizin elinde çektiği bir başka dönemde çekmedi arkadaşlar. Sizden istirham ediyorum. Yalnız bakın arkadaşlar, bu sizin bağışınız değil. İnsan hakları sorunudur. Engellerin sorunlarını çözmek insan haklarının sorunudur. Evet, şu anda mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nda açık var. Niye çalıştırmıyorsunuz? Diyanet'te açık var. Niçin çalıştırmıyorsunuz arkadaş? Kamu kurumlardaki açıkların sayısı çok fazla. Teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum başkanım. Sayın Özkan buyurun. Bir talebinizi alayım, buyurun ben açayım. Yıldan beri AK Parti hükümetlerinin ortaya koyduğu reformlar, başta anayasa, engelliler mevzuatı, uluslararası sözleşmeler sayesinde hamdolsun engellerimiz imzalamadı başkan. Evde bakım sözleşmesi, evde imzalamadı. Bakım maaşı. Engelli maaş alanlar veya onların kamuda özel sektörde istihdam ilişkin bir dizi yasal düzenleme yaptı. Ve özellikle bakınız 5000 küsur olan 5200 civarındaki çalışan engelli sayısını 55.000'in üzerine çıkardık. Bu bağlamda yaptığımız yasal reformlarla engellilerin yüzünü güldürdük. Bakınız özellikle grubumuza dönük bu tür sataşmaları kabul etmiyoruz. İcra İflas Kanunu'ndaki böyle bir düzenleme yoktur. Hatip avukattır. Bırakınız engellinin veya özel vatandaşlarımızın özel kullanımına dair eşyaları, vücut bütünlüğüne dair eşyalarını bırakın, onların kıyafetlerini dahi hac edemezsiniz. Yani hiçbir vatandaşımızın kıyafetini dahi hac edemezsiniz. Tamamen gerçek dışıdır, reddediyoruz. Peki. Sayın Başkanım, benim avukat olduğumu söyleyerek... Bir saniye değerli arkadaşlar, bir saniye. Değerli arkadaşlar, bir saniye. Yani herkes konuşmasın. Buyurun sayın. Evet. Buyurun sayın. Sayın Başkanım, ben bırakmıyorum ki konuşayım. Değerli arkadaşlar lütfen. Bence bir içlerini döksünler Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar, bakın zamanı ekonomik kullanalım. Herkes bir gerekli açıklamasını yapabilir. Buyurun sayın. Sayın Başkanım, ben sataşmadan söz almayacağım. Gayet rahat Sayın Grup Başkan Vekili arkadaşımız internete gitsin. Kimin protez bacağının haysedildiğini gayet rahat görsün. Bir. İki, dediler ki bizim dönemimizde biz anayasa değişikliği yaptık. 82 anayasasının 61. maddesinde değişiklik hiç olmadı. Siz hukukçusu çok iyi bilirsiniz. Burada anayasada daha önce vardı. İki, bekleyen en büyük sorun ayrımcılığı eğer bitirmek istiyorsak burada elimde insan hakları mevzuatı var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ek 12. protokolü burada ayrımcılığı yasaklıyor. Bu ayrımcılığı mümkünse getirsinler, onaylasınlar. Yani bu açıdan maalesef evet, yapılanlar Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nedeniyle biz Avrupa Birliği'ne yönümüzü çevirmiştik. Avrupa Birliği oradaki bize getirilen olaylar nedeniyle yapmak zorunda kaldı. Yoksa isteyerek yapmadılar.